Günaydın. Günaydın. Hayırlı Ramazanlar olsun hepinize. Ramazan geldi. Bizim daha 3 günümüz var ama pazartesiden başlıyoruz. Çarşamba günü inşallah biz de başlayacağız Ramazan'a. Siz başlamış olacaksınız muhtemelen. Aynen, biz de başlamış olacağız muhtemelen. Son 3 gün mü? Son 3 gün. Hadi heyecanlıyız. Bakalım. Ramazan öncesi de böyle kaba işlerimizi bitirelim diyoruz. Bu hafta neler olacak? Otobüs kısmı ile ilgili dışında bir şeyler yapacağız. Karavan kısmı ile ilgili yine içinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hadi bakalım başlasın videomuz. Keyifli seyirler. Keyifli seyirler. Growing up, I was a weird kid. See, no matter what I ever did, all the normal guys would never quit poking fun at me. Mama tried to make me regular. She said the Lord above was testing her as I grew more and more peculiar, unashamedly. When people say that I'm a strange duck, I tell them maybe so, but so what? Sure, I'm a little different from you, but I don't really see the issue. So don't go frittering away your sympathy. Ain't nothing wrong with me. I consider it good luck that I was born a strange duck. When someone tries to make a wise crack, well, it don't matter, I don't give a quack. Rolls on me like water off a duck's back. What you think about that? When people say that I'm a strange duck, I tell them maybe so, but so what? Sure, I'm a little different from you, but I don't really see. Ustam hoş geldin. Hoş bulduk. Beğendin mi yaptığımız boyayı? Çok güzel olmuş. Yanları gösteriyordum ben de ustamıza da. Onları çok güzel olmuş ya. Güzel değil mi? Ustamızın merdivenleri buradaydı da onları yüklemeye geldik. Hem de gelmişken de böyle Necmettin ustamızla içine turluyoruz Asibe'cim. Abi çok sağ ol. Hoşçakalın. Hadi eyvallah abi, sağ ol. Sağ ol her şey için abi. Siz de sağ olun inşallah. Görüşürüz. Görüşürüz. Necmettin ustamızı da gönderdik. Şimdi biz geçelim bakalım neler yapacağız. Çalışalım biraz. Gelin bakalım, buyurun. Cillop gibi olmuş ya. Değil mi? Eski haline göre çok çok iyi. Yani ilk sürerken tıkır tıkır. Korkuyorum çünkü bir şeye denk gelirim diye. Yatak odasının yanlarını taktık. Şu ön tarafı bıraktık çünkü buraya tabelalarımız gelecek, ışık gelecek ve güvenlik kameraları şu yanlardan delinip alınacağı için oraları kapatmadık. Üzerine böyle çerçeveler gelecek ve bunlar komple aynı bu yeşile dönecek. O yüzden burada kontrol kullandık. Yavaş yavaş tamamlıyoruz. Bir de dedik ki şimdi bir şeyler gelecek, o yüzden o bir şeyler gelmeden temizlik yapalım ki onlar ileride kirlenmesin. Hasibe'cim buradan başladık. Ya büyük evi süpürmek çok zor. Mesela uzay böyle değil, pıç pıç yapıyorduk. Evet. Büyük ev zor. Allah'ım inşallah tek seferde bütün hepsini doğru açmışızdır. Bakın çık diye oturur. Ne oldu? Bunlar yukarıda olmuş. Bak bunlar tamam, şunlar olmamış. Hadi be. Ümit ya, iyi ki bütün her yeri şey kontra yapmamışız, baksana. Ya ikisinin arasını mı alacaksın? He. Mantıklı. Harun hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Harun kim?
ve neden geldi? Afife'cim bizi geçmişe gönder istiyorsan. Sizi geçmişe gönderiyorum. Siz orada neden burada ne yapacağız? Bunların hepsini öğrenin, geri gelin, çok güzel bir şey yapacağız. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın? Merhabalar. Merhaba. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Şimdi Esteh Perde'den sevgili dostlarımız geldiler. Artık perde işine doğru yavaş yavaş geçiyoruz. Bizi bu konular çok aşırı mutlu ediyor. Keyifli işlerdeyiz evet, şu an. Evi yaptığınız zaman çok güzel gözükebiliyor ama o perdeleri taktığınızda ev bambaşka bir hal alıyor. Aynen öyle. İrtibata girmiştik evet. Önceden. Tane cam balkon perdeleri yapacağız evet. Burada. Evet. Artı bunun dışında da farklı kumaşlarla süslemeler yapacağız. Böyle rustik perdelerin tabii, falan olacak tabii, değil tabii. Farklı şeyler yapacağız. Allah'ın izniyle bu işten de alnımızın akıyla çıkacağız yani. Karavanlara da perdeleri uyguluyorsunuz ama tabii. Evlere de uygulanabilir tabii herhalde ki, bu. Tabii ki ama biz ayrıyeten karavanlar için özel bir sistem geliştiriyoruz. Hani piyasada bunun muadilleri var ama biz onu daha da geliştiriyoruz. Kasalarında olsun, kumaşlarında olsun tamamen renk seçenekleri sunuyoruz. Yaklaşık 6 tane rengimiz olacak bunlar. Yani kumaş demişken biz uzayda kullandığımız kumaşlarda şöyle bir sorun yaşamıştık. Çok güneş geçiyordu içeriye. Biz de öyle bir sıkıntıyı yani yaşamayacaksınız. Sizin... Tamamen ve tamamen. Hemen blackout kumaşlardan yolculuk. Bir de bir şey diyeceğim. Şimdi tabii. Blackout diyoruz ya, evet, arkası evet. Yansıtıcı da oluyor. Yani böyle evet. Bu taraftan alüminyum folyo gibi görünüyor evet. Ama aslında bunlar da gözükmüyor sizin yaptığınızda. Tabii. Aynı, aynı zamanda sinekliğimiz de olacak herhalde değil mi? Tabii, çektiğimiz tabii, zaman. Tabii ikisi evet. Bir arada oluyor zaten. Hem karartma perdesi hem de ayrıyeten de sinekliği de bunun içinde olacak. Siz bugün ölçü almaya geldiniz. Evet. Evet. Takılmadan sizin ürettiğiniz yere gelsek, hem dostlarımız böyle görseler, hem de biz de görsek şöyle tabii. Olabilir mi? Çok memnun olurum. Nerede? Üretim aşaması. Bozuyor. Bozuyuk'ta. Evet, tamam biz de yarın nasıl olsa tamam. Eskişehir'e gideceğiz. Bekleriz. Müsaitseniz. Evet müsaitseniz. Tabii imalatımıza görürsünüz. Yaklaşık 80 kişi çalışıyor zaten imalatımızda. 2500 metrekare kapalı alanda tabii ki yapıyoruz bunları. Süper. Türkiye'nin her yerinde zaten bayilerimiz de var. Biz onlara da perakende noktalarına servis veriyoruz. Stor, zebra, cam, balkon perdeleri bunlarla alakalı online satışlarımız var. Yine açıklama kısmına bilgilerinizi bırakıyorum. Tamam. Oradan siz de ulaşabilirsiniz. Perde çok önemli arkadaşlar. Yani camı bol bol yapın, perdeyle kapattınız mı iş bitti. Ama açtığınızda manzara sizle beraber oluyor. Yani bu konu çok önemli. Alaska'da olmuş yani. O zaman biz ölçülerimizi alalım. Tamam. Yarın fabrikada devam ederiz perde konusuna. Hadi kolay gelsin. Ölçüler tamam. Kaç camımız varmış? 27 camımız var toplam. 27 cam var. Aynen öyle. Tabii camını saymadık bir de onun içinde değil. Aynen. Bu kapı bir de arkaya koyacağımız kapı onları. Onları saymadık. 30'a tamamlıyoruz. Yani 30'a tamamlıyoruz toplamda. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Biz yarın Bozüyük'te tekrar görüşeceğiz. Zaman. Yarın görüşürüz. Hadi iyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar. Biz de gidelim yavaş yavaş. Gidelim mi? Gidelim. Tamam hadi. Eskişehir'e giderken yolumuzun üstü Bozüyük'te nereye geldik? Esteh Perde ölçülerimizi almışlardı. Şimdi bizim kumaş seçimi ve o çalışan sistemin çerçevelisi var. Bir de böyle pimopenlere falan yapılan bir sistemi var. Onlara bakmaya geldik. Hadi girelim içeri ya. Aynen. Merhabalar. Merhaba. Harun ne haber? Orada sağ olun sizi sormalı. İyi, hoş geldiniz. Geldik bir ölçülerimizi aldık. Süper. Bir de modelleri süper. Burada inceleyelim. Aynen modelleri burada kumaşları bakalım. Kumaşları bir gördüm. Buradan modellerimizi seçelim. Arkasından kumaşımızı seçeceğiz. Sizinle konuştuğumuz perde modeli bu aslında. Yani istersek şu yarı perde yarı tül yapma olayı var zaten ya. Zaten şimdi bizim noktamız burada. Sizinle hem tül hem de kumaş olarak kullanacağız bu perdeyi. Evet. Bu ne demek? Bizim ürünümüzde hem tül kısmı var. Hani hem içerisinin çok görünmesini istemiyorsunuz evlerimizdeki tül mantığında. Hem de tamamen açık da istemiyorsunuz. Bu şekilde kullanıyoruz. Bu formatta. Akşam olduğu zaman siz güneşliğinizi çekiyorsunuz. Evdeki mantıkla konuşuyorum. Ve tamamen mahremiyet size kalıyor. Dışarıya olan görüntüyü kapatıyorsunuz. İçeride de aynı ya şekilde. Ya da
genelde. Şey, dışarısı cayır cayır. Ha, mesela aynı mantıkla tabii. Şimdi bunu karartma dediğimiz blackout kumaşlarla kullandığımız zaman aynı zamanda ısı ve ışık yayılımı da sağlıyor. Şimdi kumaşlara güzel, bakarız güzel. Birazdan. Tabii aynen onu bu da tamamen de açılıyor değil mi? Tabii. Çok güzel bir manzara, bir koya park ediyorsunuz ya siz böyle. Evet. Efsane manzaralar, doğa vesaire. Tamamen doğaya açık olmak istiyorsunuz. Senin bu şekilde görüyoruz. Yani perdenizi tamamen topluyoruz. Alttan İstersen yukarı alabiliyor muyuz? Tabii ki. Bile? Tam tersini uygulayabiliriz. He, mesela şöyle. Yine 3 farklı profili var. Yine aynı şekilde topladım. Ya bu çok iyiymiş çok ya. Güzelmiş. Aynen. Her tarafa çekiyor siz oldu. Bunu istediğiniz gibi kullanabileceksiniz. Başka desenli falan da modeller desenli de var. Desenli kumaşlar da var tabii ki. Blackout'lar var. Mesela biz bunları normalde de zaten cam balkonlara uyguluyoruz. Bildiğiniz cam balkon sistemi. Bu perdeyi çok pardon. Ortada bırakabilirsiniz. Yani kesinlikle yani. Aşağı yukarı kaymaz. Bu ipler üzerinde çalışıyor değil tabii, mi? Aynen. Şöyle İpli kenarlarında sistem. Şeyleri var herhalde. İpteki gerginlik bu perdenin bu şekilde durmasını sağlıyor. Krem de seçebiliriz. Size tabii. Size krem yapacağız. Hem karavanın iç o pastel güzel rengiyle uyumlu olacak. O zaman Haruncu evet. Kartela'dan. Kumaş seçelim. Kartelamızdan. Nereden seçiyoruz? Kızlar merhabalar bu arada. Merhabalar. Kolay gelsin sizlere. Teşekkür ederim. Buradan seçiyoruz. Şu karartmalı dediğimiz var diye. Evet. Şimdi hemen onu açalım. İki modelimiz var karartma. Bir tanesi Lucidum. Bunda arkası alüminyum folyo tarzında ama bunu tercih etmeyeceğimizi söylemiştik galiba. Evet. Tamam. Bir de bu yeni çıkan modelimiz. Bu da karartma. Bunun arkası da yine pastel. Dışarıdan da karavanın rengiyle uyumlu olacak aynı zamanda. Yansıma olmaz. Evet. Yüzden yansıma arabanın da olmaz. Daha kullanışlı olur diye burada... Evet. Aa o kadar. Bakın. Evet çok iyiymiş. Yani siz gündüz bile gece modunda yolculuk yapabilirsiniz veya istirahat edebilirsiniz. Ya insan bazen uyuyası geliyor işte gündüz. Evet. Mesela şimdi. Burada renk neler var? Burada yani beyazdan antreste doğru renklerimiz var. Hı. Bir de sizinle tül seçeceğiz. Burada bakın 3 farklı model tülümüz de var. Çok daha ince evet. Oo, yani bu biraz yatay çizgili. Biraz da simli. O da güzel. Simli diyor. Evet simli olmuş. Ama simini göremiyorum. Yani çok ince bir parlaklık tamam, var. Şunda krem olarak devam ederiz. Yani bu o güzel. En yakın rengimiz o. Evet. Güzel, güzel. Duvarların evet, rengine de bayağı duvarlara benziyor. Bayağı güzel. Şu ikisiyle bir uyum yakalayabiliriz. Tülünün de çok koyu olmasına gerek yok. Şurada bej renk gibi. Evet. En azından dışarıyı da görelim yani. Bence de. Zaten dışarıdan da siz ışık alacağınız zaman çok rahat bir görüntü sağlayacaksınız. Belki mutfakta böyle bir değişiklik yapıp daha koyu mu? Olabilir. Bir şey kullanılabilir. Onu bir açsana bakayım. Koyu nasılmış? Dışarıyı göstermedi. Ha bir sıkıntısı yok. Yine o da güzel gösteriyor. Aynen. Dilerseniz böyle biraz daha desenli. Havalı, güzel bir desenli model de seçebiliriz. Tülümüz desenli. Hmm. Hiç gözü de canlanmıyor ya. Tercih. Aşağı kapıyı nasıl yapacağımızı düşünüyoruz. Tülfül esiyor içeri doğru aşağı kapıdan mesela. Evet. Kahvaltı... Sen karavandan çıkıyorsun. Aynen şimdi. Karavandan sabah çıkıyorum açıyorum böyle. Oo. Esiyorum havalı böyle bir havalı gerçekten. Karavanın rengiyle zaten uyumlu. Bu perde zaten birbirinden ayrı aşağıda. Yukarıda sadece birleşik. Parça parça mı bu? Tabii tabii bu tamam. slide. İstediğiniz renkleri de kombinleyebiliyoruz. Olur. Yani 30'un üzerinde olur. Rengimiz var. Ya bunu ev hanımları kesin biliyordur. Yani ben hayatımda ilk kez görüyorum. Ben de ilk defa görüyorum bunu. Yani aslında şöyle parça parça. Tül. Tül. Şöyle duruyor. Tül olarak görüyorsun. Bu şeklinde duruyor. Ama aynen. Mekanizmasını çevirdiğin zaman evet çeviriyor şimdi. Bak. Bakın. Perde kapanıyor. Perde oldu. Tam biz aşağı kapıya düşünüyoruz. Evet. Bunu. Mesela çay koydun. Ondan sonra şey perde de kapalı, tül de böyle kapalı. Böyle arasından şöyle geçersin. Elinde tepsiyle şöyle çıkarsın mesela. Çok güzelmiş. Ben çok sevdim. Evet. Bu tam kapılık bizim ya. Öyle çıkıyor. İsterseniz evet şöyle tül de açılabilir. Hayır, ben çok beğendim. Ben de. Çok güzelmiş. Bu da aşağı kapıya. Hadi. Yapalım bunu. Çok teşekkür ederiz ya. Her şey için. Çayınız için. Abicim ben de seninle vedalaşayım. Abi görüşürüz. Ayağınıza sağlık. Sen geleceksin. İnşallah aynen. Perdeleri montajını yaptığımızda da yine görüşeceğiz. Tamamdır. Kızlar görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Şey gösterir misin Ümit kameraya? Bakın. Parmağımı koyayım. Bir saniye. Şu kadar bir vida atmaya çalışıyoruz. Onun yerinde böyle açmaya çalışıyoruz. Ve mesele şu ki bizim demirlere böyle bir şey yapmak çok zor. Evet. Ama yapacak mıyız? Yani Allah kolaylık versin diyorum. Normalde alüminyuma takılan bir şey ama... Ya da pimapene. Pimapene. Biz şu an profile takmaya çalışıyoruz. Profile de takılırken...
işte böyle. Görüyorsunuz. Bir de o kadar minnak ki. Ama bir tanesini takıp görebileceğiz. Evet, şimdi şu videoyu atarsa Harun Bey. İlk perdemiz. Biraz gerilecek mi? İyi mi? Yok, yani. Bu kadar. Ha, bu kadar mı? Yani, bak mesela böyle durur. Çiğ olsaydı biraz daha yardımınız gerekirdi. Bayılacağım açlıktan. Sabah kahvaltı ediyoruz. Saat kaç oldu? 100. En azından işi çözdük. Şimdi nereye takacağımızı öğrendik. Baştan bir profil atalım dedik de çok zor oluyordu. Nasıl biliyor musun? Şimdi ucu girecek kadar delik açıyorsun. Normalde vida yer açarak gider ya. Açamıyor. Açana kadar başı yeniyor. Derken hiç olmuyor yani. Profile hiç evet. Atılmıyor. O yüzden... Ama üstün zekalı kocan 2 dakikada fikri verdi. Değil mi? Harun. Evet, ahşaba attık. İyi oldu. Şimdi ahşaptan devam edeceğiz. Ama ya. Yeni stratejimiz öyle. Profil bizi bayağı yordu. Yani evet. Delinmiyor, vida gitmiyor. Ya, bayağı sıkıntı yaşadık. Ya. Kolay değilmiş o değil mi? Değil değil. Bir de bu otobüsün en yumuşak şeyi profilleri. Çünkü biz oraya profili yeni koyduk o çerçevelere. En yumuşak nokta orası aslında. Bir dakika, izleyenleri de temsil edecek bir arkadaşımız var aramızda. Merhabalar. Merhabalar. Sen de gördün değil mi dostum? Nasıl? Gördüm. İzleyici olarak sen de ne kadar kolay değil. Uğraştığımızı gördüm. Aynen. Ömer de bizi ziyarete gelmiş. Teşekkür ederiz Ömer. Ayaklarına sağlık senin de. Teşekkür ederim. O zaman gidiyoruz. Aynen. Çarşamba sen devam. Geleceksin. Devam aynen. Edeceğiz. Başka çözümüz işlerle devam ederiz. Tık 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 takacağız da çözene kadar işte. Yarın bir de koca usta mı gelecek sabahleyin ya? Evet. Rabık usta mı gelecek? Ay biz erkenden buradayız. Sabah namazı dedin mi camide. O yüzden biz de erkenden buraya gelmemiz aynen. Lazım. Hadi görüşürüz. Hadi iyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar. Salut. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Nous sommes très bien. Avez-vous aimé notre vidéo? Appuyez sur le bouton j'aime. Nous allons travailler maintenant. À plus tard. Prenez soin de vous. Rafet abim, günaydın. Hoş geldin. Günaydın, hoş gördük. Nasılsın, iyi misin? İyiyim elhamdülillah. Sen nasılsın? İyiyiz, özledik seni ya. Allah'a herkes özlemiş. Günaydın. Ya. Yollarda fotoğraflar çekiliyormuşsun, duyduk. Bir arkadaş öyle dedi ya. Ne güzel vallahi. Rafet abi tanıyorsunuz ya, çok tatlı. İçinde şeker var. İçinde mi? Ha, içinde var. Şimdi şöyle çamurluklar yaptırdık, kromdan. Bunları İstanbul'dan yapıp gönderdiler. Onları şimdi bugün Rafet Usta'mla takacağız. Hadi bakalım. Bir de dün alt çıtalarını aldık, onları takacağız. Dışındaki güzellikler bunlar olacak ama yetti mi yetmedi. Yetmez. Bu hafta bir de lastikleri taktıracağız. Hadi bakalım. Hadi kolay gelsin. Ondan sonra yürür gideriz Basri'cim. İşte bir döşek attık mı yatarız bunun artık içinde. Yatılır evet. Yine. Evet. Suyu var. Elektriği şu an yok ama olur. Isıtıcı var. Elektrosu selam olsun. Lan yakında. Aa dün bize termos falan göndermiş. Çok teşekkür ederiz. Çok beğendim. Evet. Bir de şey açacak. Bir de telefon tutucu. Tam karavancılara özel bir çanta yapmışlar. Sağ olsunlar. Teşekkür ederim. Eyvallah. Asibeciğim, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bir şey anlatacağım. Demin kedicim bu kadar bir kertenkele yakalamış, tamam mı? Kendi kadar diyorum. Bu ne? Farem yakaladı. Baktım kertenkele yemyeşil. Kediyi ayırıyorum. O avcı ruhunu da öldürmek de istemiyorum. Seviyorum böyle falan. Ama unutmuyor, bırakmıyor. Hayvan da kaçıp gitmiyor. En son aldım böyle elimle. Bu kadar kocaman. Götürdüm ağaca koydum ama yani kertenkele de sevmedik demeyiz. Yeşil başlar direkt saldırıp bize çocukken öyle derlerdi. Gelir kalbini ısırır ve öldürür derlerdi. Diyeyim. Kalbini nasıl ısıracak acaba? Isırıyorlarmış, haberin olsun. Dikkat et bak, bir daha öyle şeyleri eline aldık. Yeşil baş. Arkasından geçemiyormuşuz. Söktük. Bunu sökemedik. Evet. Çünkü macunlanan yerlerin neresi olduğunu bulamadık. Yani o vida deliklerinin neresi olduğunu bulamayınca kırdık bunu. Evet. Yani yanlışlıkla oldu. Sonra yenisini koyduk. Şimdi ben burayı doldurmaya çalışıyorum. Şurayı görüyorsunuz. Şu yanını. Bakın şuradaki eşçiliği merdivenin yanına. Şöyle üstünü ve şuradaki üstü kapattık. Hasibeciğim beni de yardım çaktım yani çivisine. Hasibeciğim ölçüsünü aldı. Şöyle şuradan da göstereyim. Buradaki lambirlerin sadece şu an köşe bentleri kaldı. Köşe bentlerini koyduk mu tertemiz çıkmış olacak. Sonra da merdiven basamaklarımıza geçeceğiz. Bu arada bunun borusunu tamir etmek için sağ olsun termosadan bize gönderdiler. Onu da birlikte görürüz. Ve Rafet ustamız da dışarıda muhteşem işler yapıyor. Şöyle gördüğünüz
gördüğünüz üzere çok güzel hava katacak karavanımıza. Çamurluklarımız var artık. Rafet ustam. He? Bayağı yakıştı yalnız bunlar ha. Evet. Arabayı göstermeyen meğer çamurluk ağızlarıymış. Şu arası standart beyazı vardı. Biz beyaz aldık ama kendi boyamızla oralarını kreme döndürdük mü araca çok daha güzel yakışacak. Şöyle göstereyim. Bayağı şekil durdu ve 302 çıtaları. Bunlar da altlara gelecek. Şöyle ustam koyuyor şimdi. Şöyle bunlarla da biz dışındaki o kromluğu tamamlamış olacağız. Sadece şuradan da bir tane çizgimiz var krom giden. Arabanın dışı da çok şık olacak. Burada eksik ne kalıyor dışarıda? Kenarları hazır pahlı olan harfler var. Onlardan da bulursak şöyle Alaska'yı, bir de önüne Alaska'yı yazacağız. Kapı kollarımızı da bu hafta takarız artık. İç kapıyı, şu boyu tamir edersek, kapıyı tamamlarsak böyle böyle ilerliyoruz. Rafet ustam. Evet. Vallahi seninle çalışmayı özlemişiz ya. Bir de mobilyayı da anlasaydın da sen de mobilyayı da beraber yapsaydın. Sen oradan uçtan tut. Tutuyorum ben. Hadi ben çalışıyorum. Görüşürüz. Vay be, arabayı göstermeyen bunlarmış ya. Oğlum şu... Ya akşam oldu yahu. Ne kadar zor bir işmiş şunları takmak. Çok güzel oldu. Nasıl Serkan abi, güzel olmuş mu dodikler? Çok güzel olmuş dodikler valla. Ben bu kadar beklemiyordum. Sezonda bir Alaska geliyor inşallah. Rafet abim gidiyor musun? Eline emeğine sağlık. Ayakkabıları sağ temizlik. Eline sağlık abi. Vallahi sağ çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Hadi kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Siz de Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz inşallah. Hadi inşallah. Biz de gidelim. Hayır benim boyam bitmedi. Ha bitmedi mi? Tamam hadi. Çamurluk ağızlarımızı sıktık. Hasibeciğim de onların. Şu içleri beyazdı. Kremi yokmuş. Onları bizim kendi krem, şu kremimizden boyamış oldu. Çok tatlı durdu bunlar ya. Bütün altları da çıtaları da takıldı. Bir de hatırlarsanız yanlar açıktı. Bunları yeşil boyayacağız. Şuraların tampon yanlarına parçalar yaptık. Bir de bu tamponun bu tarafı yüksekti, bu tarafı alçaktı. Onu düzelttik. Bir üst deliğe aldık. Yine bu tarafı da şöyle göstereyim. Nasıl? Bu çok nostaljik gibi bir şey. Evet. Tabii böyle arabaya bir hava kattı. Çamurluk ağızlarını daha güzel gösterdi. Lastiklerimiz de geldi mi? Yani lastikler yok diye mi? Bana biraz şey geliyor. Boş. şu an Asilicim lastikler geldiği zaman daha da güzel gösterecek kendini. Bir de birkaç tane daha belki böyle şey parlak renk lazım. İşte çünkü şeridimiz var ya, şeridimizi çekeriz. Bugün çekeriz dedim ben ama şunlar bayağı uğraştırdı ya. Bir günümüz bununla gitti yani. Şu altların temiz olması çok hoşuma gitti. Evet, o altlar çok tertemiz. Çok orijinal, sanki böyleymiş gibi. Şu bütün çamurluk ağızları ve alt çıtalara falan, bir de Rafet abinin işçiliği derken 6-7 bin lira cebimizden para evet, çıktı. Evet, gerçekten. Oha. Ya Hasibeciğim. Bir para... otobüs kolay otobüs olmuyor arkadaşlar. Evet. Bakalım sonunda maliyeti ne çıkacak bunun. Hadi bakalım. O zaman Hasibeciğim. Gidiyor muyuz? Alışalım. Evet, yarın perdelerimize devam edeceğiz. Günaydın Nasibeciğim. Günaydın. Termosa bize fıt fıt bunları göndermiş. Önce bunların nasıl kullanıldığını öğreneceğiz sanırım. İyi kolay ya. Onları biliyorum. Görmüştüm. İzlemiştim. Öyle mi? Ben hiç izlemedim. Borumuz da gelmiş. Bir de şöyle bir şey var. Onlarla bak şu boruları sıkıştıracağız. Şöyle bir tanesini sıkıştırdım ben burada. Glikol yukarı gitmiyor. Okay. Bir tane de şu yukarıdan sıkıştıracağız şuradan. Tamam sıkıştırırız. Sonra borunu sökeceğiz. Şu aradaki glikolü bir yere alacağız. Bir tane evet şişenin nereden ağzını alacağız? Keselim. Şuradan bir yerden boşalacak o. Oraya dayayacağız. O zaman başlıyor oraya. Başlıyoruz. Keserken bir anda fırtladı. Şu an tutamıyorum. Glikol asibecim tutmaya çalışıyorum. Her yerim ıslandı. Glikol oldu ya. Hemen şey yapıyorum. Evet. Glikolü şu an boşaltıyoruz. Aslında amacımız şunu kesip çıkartmaktı. Bir anda ama çıktı. Evet. Fırlayınca. Ve her yerimiz glikol oldu. Ben bu penseyi sıkıştırabilmiş miyim? İnşallah sıkıştırmamışsındır. O zaman onu sıkıştırırsan iyi olur. Alttakini sıkıştırmış mıyım? Alttaki sıkışmış. Dur ben şunu bir bakayım hemen. Müdahale ediyorum. Şimdi glikolü boşalttık. Aslında tahtayı da söküyor çünkü pense yanaşmıyor. Bu penseyle o boruyu sökeceğiz. Nasıl yapacağız? Getir bir dolu. Açtığımızda boşalacak. Ha o üst mü şey? Tamam çıkar şimdi. Suratıma geldi yine ya. Şu, şu boruyu da alalım. Getir buraya.
Bunları hep şanslı bu tarafa bu tarafa atmışlar. Bir tane daha sökeyim tahta. Sök bir tane daha söke. Burayı söktük arkadaşlar. Şöyle bir kelepçesi var. Bunlar da zor sıkılıyor. Evet. Boruyla bu borunun aynı boyda olması lazım ki oraya girsin. Boruyu da kesebiliriz. Çıkalım mı? Evet. Delik boru. Vedalaştık. Gidelim. Yeni boru kesip geliyoruz. Boruyu değiştirdik. Biraz zor oldu ama. Şimdi bütün bu tesisat nasıl yaptıklarını tekrar düşündüm. Evet. Oturup yani düşündüm. Gerçekten zor işmiş. Bana yaparlarken onlar kolay gibi geliyordu ama gerçekten her bilenin yapması gereken bir şey. Herkesin yapmaması gereken bir şey. Boruyu değiştirdik biz şimdi. Pensileri sökeceğiz. Glikolü sisteme vereceğiz. Şu tamir yaptığımız. Şuradan tekrar dökeceğiz oradaki evet. Basınç tankından. Şimdi açıyorum. Heh. Aa, sızıyor. Sızıyor. Sızıyor, kapat. İkinciyi yine değiştirdik. Kaçırdığı yeri çözmeye çalıştık. Bakalım açıyoruz. Bismillah. Bismillah. Şuradan korkuyorum bir tek ama. Aynen. Şunu da aç bakalım. Sesi duydum ben, glikol sesini ama. Şu basınç tankını dolduralım. Evet. Bir de öyle bakalım. Elimi de kestim ya şurada uğraşırken. Elini kesmedi, parçaladı diyelim. Evet, şöyle çektirirken şu tahtalığı sürttü geçti. Yırttı ellerim, kollarım gitti. Vallahi yeter, yeter. Şimdi ben bir havaları alayım bakayım. Çocuk havasını ya. Alırız ha. Ellerine sağlık Asifeciğim. Senin de eline sağlık. İnşallah olmuştur. İnşallah. Yarıda bıraktık. Neden? Çünkü kelepçelerden bir tanesi bozulmuş. Şöyle duruyor normalde. Bu böyle duruyor. Açmış. Şöyle bir üçgen yapıyor orada. Derken oradan su kaçırıyor. Yenisini söyledik. Kelepçe gelene kadar böyle makasla, penslerle kesili duracak. Biz şu altları tamamladık. Yarın oruçlu olduğumuzda rahat rahat bir tanesini değiştirebilelim diye. Glikolü boşaltalım ve bu işi yarına bırakacağız. Aynen. Ya da kargo yarın daha sonra mı gelir artık? Ne zaman gelirse o zaman. Biz ne yapacağız? Başka iş yapalım. Evet. Şimdi buranın çerçevelerini alıp üstlerine koyacağız. Sonra da burayı boyayacağız aynı renge. Bitirdik! Dostum hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Takıyor muyuz bugün perdeyi? Aynen, bugün takıyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün perdeleri bitireceğiz. Hadi bakalım, bir yandan da örteceğiz. Buralarla uğraşıyoruz ki Ramazan girmeden şuraları ne kadar bitirsek evet. O kadar kar. O zaman ben hemen küçük sanayiye gidip geliyorum. Sana kolay tamam. Gelsin. Bekliyoruz, teşekkürler. Şöyle iyi gibi sanki. Ne diyorsun? Çakıyorum. Tam ortadan mı çakayım? Böyle. Güzel oldu mu? Oldu. Boyanınca anlaşılacak. Şimdi buraya böyle iki tane çerçeve. Şu başa da komidin gelecek. Komidin şurada. Şöyle bitiyor. Tam bu tarafta da şuraya boy kıyafet dolabı. Bir tarafı benimki, bir tarafı Hasibe'ninki gelecek. Onun da burasında 20 santim. Hepsini tam eşit ayarladık. Ortaya da iki tane kare. Bunu boyadığımızda aynı bu duvarlarla. Böyle dekoratif, şöyle yakından göstereyim. Şöyle dekoratif çıtalar olmuş oluyor. Şuraya da aynı çıtadan koyduk mu, bura boyaya hazır. Ama yarın boyarım değil mi? Yani bugün akşam oldu artık. Yarın Ramazan'ın ilk günü. Harun da perdeleri bitirdi herhalde. Artık takmaya geçecek. Harun nasıl gidiyor? Güzel. Sonlardasın herhalde. Aynen, son vidaları atıyoruz. Sonra hemen tak tak perdelerimizi takacağız. Süper. Bakın burada takılıp perdemizi görmüşsünüz zaten. Tül olarak açar mısın Asifeciğim? Evet, tülümüz.
Böyle işte sineklik tüy böyle kullanıyoruz. Hadi akşam oldu, karart içeri yazmıyor. Ya ya da şey, ben içeride uyuyacağım da güneş geliyor çok. Başımı ağrıtıyor güneş. Hiç güneş gelmiyor. Evet, çok güzel oldu. Hadi. Bir de şey, güneşin sıcağı da gelmiyor. Öyle düşünün. Evet. Onu da kesiyor. Renk olarak bizim şu alttakilere daha yakın bununla olmuş. Bununla aynı neredeyse. Evet. Bu da zaten. Şurada içerideki kremlerle uyumlu. Buna çok güzel çerçeveler aldık. Evet, çerçeveleri takınca. Haftaya artık çerçeveler olacak. Yani bunların şu kenarları gözükmeyecek böyle ahşap çerçevelerle tabii dönmüş ki olacak. Ama işlemeli işlemeli çok tatlı çerçevelerimiz. Sürpriz olsun, haftaya göreceksiniz. Biz onları boyar falan takarız. Haftaya ne zaman görecekler? Boyar mıyız haftaya? Tabii canım. Vallahi. Boyarız ya, ne olacak aslında? Tamam be, tamam. İnşallah diyelim. İnşallah diyelim. Bir de kapkaranlık olmamız çok iyi değil mi? Burada ne uyulur be? Ona da olacak. Bunun daha çerçevesi olmadığı için şimdi takamayacağız mı? Çerçeveleri taktıktan sonra takarız da şimdi tamam. Bugün takmayız onları ya artık. Ay bir dakika şu perdeyi de kapatayım da. Şu küçükler aşırı tatlı oldu ya. Şimdi çekelim alttan. Gerçekten ev gibi oldu ya. Perdenin bu kadar etkisi olması. Bir yandan evi iyice dönüşürken, perdeler takılırken. Çok sevdim ya. Sibecim neler yaptın sen burada ya. Ya şimdi burayı yaptık ya. Tamam vaktimiz yok okey. Düzgünce böyle boyamaya falan hani her şeyi yapmaya vakit yok. Ama bu tarafı bir boyayıp görmek istedim. Çok da şık olmuş. Çok güzel durmuş gerçekten. Bunun üstüne bir kat daha atarım. Bunun üstüne de bir kat atarım falan derken. Bu taraf böyle. Aynen. Yani şu bittiğinde şu çerçeveleriyle falan böyle. Zaten burası bir şey olunca tam böyle onlar olacak. Bu arada burada yerlere çok önem vermedik. Çünkü buralar parke döşeneceği için, kapanacağı için. O yüzden önem vermedik. Bakalım Harun ustamız neler yapıyor. Harun neler yaptınız perdeleri siz? Bitirdik ya. Şimdi gerginliklerini ayarlıyor Harun burada. Bu arada arkadaşlar bunların hepsi çıkıp yıkanabiliyor, temizlenebiliyor. Bu evet, bir özellik. Kesinlikle. Şimdi mesela Harun hepsini tam takmadı. Böyle akanları gerginliğini alıyor. Buradan söküyor. Bakın şöyle çıkarttı. Bu kadar basit çıkartması da. Hemen açıp oradan ipleri de biraz daha çektirip gerginliğini alabiliyorsunuz. Evet. Böyle iki tarafında gerginliğini aldın mı hop. Bir şuraya gelsene. Sıkı sıkı oluyor. Bak şunu göstereyim de. Hadi iyi geceler. Hasibe. Yani budur. Oh, burası da bitti. Bakar mısınız? Şunları böyle farklı yaptık. Çünkü bunlar farklı açılıyor. Bunlar sürgülü ya. Bunlar böyle sürgülü açılması gerektiğini düşündük. O yüzden böyle yaptık. Çok güzel olmuş. Bunlar da böyle normal. Çünkü bunlar böyle açılıyor. O öteki sürgülü açıldığı için. Çok yakışmadım ya. Bakar mısınız renklere? Ay, çok mutlu oldum. Gerçekten eve benzemiş olması. Peki şuraya ne diyorsunuz ya? Ya bu ne güzellik be. Şuraya dolap koyalım. Şuraya. Şuraya da komodin koyalım. 10 numara oldu. Bir numara, 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 bir num
Ellerine sağlık. Ne demek. Güle güle kullanın. Perdeleri taktık. İnşallah güzel günlerde kullanırsınız. Beğenmişsinizdir. Evet, çok beğendik. Evre, Hayriye ve tabii ki Ahmet abiye de çok selamlarımızı ve tüm Esteh çalışanlar çok baş çok üstüne. Selamlar olsun. Baş üstüne. Valla teşekkür ederiz. Akşam oldu ama sen bu evet. saate kadar yine de burada bu işi bitirdin. İşi bitirelim Ramazan öncesi. Perdeleriniz kapanmış olsun diye düşündük. Çok güzel oldu. Evet, sağlık. Evet, son dakika. Küçük küçük şimdi hepsini yukarılara aldık. Kayma falan olursa diye onların gerginliğini ona göre alacağız. Denemeye bıraktık. Evet. Denemeden sonra artık netleştireceğiz. Çok değil mi? Yakıştı bir de bizim karavanımıza evet, ya. Vallahi. Ne kadar güzel oldu. Bir gidelim o zaman. Daha iyi alışveriş hadi. Yapacağız. Pazara gideceğiz. İsmeyeceğim. Aynen. Sabah sahur, akşam sahur, sabah mıydı? Sahura kalkacağız işte gece. Hadi hayırlı Ramazanlar. Hadi bakalım. İyi çalsın akşamlar. Çalsın davullar. İyi geceler. Hayırlı sahurlar. Abi hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkürler. Ne haber, nasılsın? İyidir. Sürecimiz tamamlandı. Geldik. Geldi mi lastiklerimiz? Lastiklerimiz özellikle bahsedelim mi? Hoş bir ses gidecek abi. Tabii öyle yapalım aynen. Bizim otobüs bayağı aşağıdaymış ya. Meğer ne kadar yukarı çıkarmışız usta. Aynen. Valla şu an yerde gibi öyle geldi. Baksana adım yani. Atarken şöyle adım atıp gideceğiz ya. Ya basamağa hiç gerek kalmadı. Evet abi. Ellerinize sağlık. Çok güzel oldu. Hayırlı olsun. Sağ ol, teşekkür ederiz. Nerede kullanın inşallah. Tekrar servise bekliyoruz. Gelip bir rota ayarı yapacağız. Evet, orada ön düzen ayarlarını yapalım. Buradan çıkarken, bu arada çıkarken nasıl çıkacağız diye soruluyor. Bunu keseceğiz i̇şte arkadaşlar. Herkes soruyor onu da. Sonra geri kaynatacağız kenarlarından, öyle çıkacağız. Onu da haber verelim merak edenlere. O zaman biz de Maresen'e çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ayrıcığım sana da çok teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ustama da teşekkür ederiz. Tamam dostum, o zaman görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Otobüsümüz meğer ne kadar alçakmış. Bugün çalışmayacağız herhalde değil mi? Aslında zaten aradığınız kişiye ulaşılmıyor. Hadi gidelim. İlk gün. Dün lastiklerimiz takıldığında çok fazla tepki veremedik ama yani içimizden çok tabii çok beğendik ve arabanın böyle alçalması, kendine gelmesi, yeni sıfır lastiklerin takılması çok hoşumuza gitti ama oruçlu olduğumuz için çok fazla enerji tüketmemeye çalışıyoruz. Özellikle yok enerjiyiz ya, tamam. Bugün iyiyiz. Dün iyi değildik yani. Biraz daha alışma süreci işte birkaç gün. Biraz geldi. İnşallah siz de iyisinizdir.
Haçlık duruyor insana yani, zor olabiliyor. En çok beğendiğim nokta ne biliyor musunuz? Bir adımda içeriye giriyorsun, o böyle tırmanmıyorsun. Ne kadar evet. Rahatmış meğer. Ne kadar yükseltmişiz orası. Meğer otobüsü de. Ben de ona şaşırdım yani. Hani indikten sonra bir an bir baştan dedim ki bu kadar alçak mıydı bu araba? Gözüme küçük geldi yani otobüs, öyle diyeyim. Pirelli'nin neydi? Serisini de söyleyeyim. MC88 MS lastiklerimiz var. Bunları önerdiler oradan da. Yani hem yaz hem kış hem de çamur, dağ, bayır uzun yıllar kullanabilirsiniz dediler. Lastiklerimizi taktırmış olduk. Hatta şöyle, şehirler arası otobüslerin kullandığı cins bir lastik. Bize biraz fazla olabilir ama dedik ki ne zararı var. Şu ana kadar harcadığımız en büyük rakamlardan evet, birini o kadar bir lastiklere zarar verdik. Bir de jantlarımız da kötüydü. Onları da yenilettik. Alkoa almak isterdik ama maalesef çok pahalı. Evet. Paramız artık yetmedi. O şey yetmedi. Yerleri var ya, bijon yerleri, onlar yenmiş. Onları evet. Değiştirmemiz iyi olurdu. Değiştirdik. İnşallah ileride belki bir de krom kapak falan alırsak ki krom kapak bile arkadaşlar. Çok. Tanesi 2000 liralar falan geçiyor. İstediğimiz bir model bulmaya çalışacağız bakalım. Uygun bir şeyler de bulursak da takacağız. O evet. Zaman daha tamamlanmış duracak çünkü böyle biraz şey kaldı. Şuralar parlak şuralar. Burası mahvolunca bu sanki yakışmadı. Neyse biraz kazanalım inşallah para da. Ve ondan sonra taktırız inşallah. En kötü yollarda taktırız jant kapaklarımızı. Şimdi gidelim. Bugün de hava sıcak bir gün. Cuma bugün artık. Hiç açlıkla hiç işim yok. Sadece su. Benim valla şu an iyiyim. Şu an bir şeyim yok. Sadece biraz sersem gibiyim. Ha bak bu arada onu söylemedim. Dün çekmedik de biz. Gelin gösterelim. Buradan da geldi dün şeyi. Neydi kız onun adı? Kelepçesi. Ha kelepçe. Kelepçeleri de taktık. Sağ olsun termosa bir günde hemen yolladı. Burayla işimiz bitti. Ben baktım kontrol ettim. Bir günde sızdırma evet. Var mı yok mu diye bir kontrolü bırakalım dedik. Gayet güzel. Bunu da hallettik. Şimdi ben bugün bu kapıyı yapmaya çalışacağım bakalım. Enerjim yettiği kadarıyla. Ben macun, şu şeylerin macunlarını zımparalayacağım. He, buralarda sonra... Asibeciğim bazı yerlere tekrar zımpara kullanmıştı. Yani şey, macun diyeceğim. Yapmıştı. Çünkü bak şimdi burasının dışı böyle, içini biz böyle kare birleştirdik. Yani o dönüşü veremedik. Ben de o dönüşü macunla verdim. Bütün hepsinin orijinal niş sanki böyleymiş gibi gözüküyor. Evet, nişmiş gibi. Nişmiş gibi gözüküyor ki bunları şimdi zımparalarsam güzel olacak. Sonra da boyayınca yormadan kendimizi yavaş yavaş içine. Zımpara zor da. Ben herhalde 2,5 saat içinde böyle bir nişi bitiririm gibi geliyor. Ben de yavaş yavaş kapıları yapabildiğim kadarıyla kendimi yormayacağım. Gideyim aletleri alıp geleyim. Hadi bakalım o zaman. Haydi başlıyoruz. Benim kolonlarım bitti aslında. Bunu süslemeleri tabii böyle buralara bir şeyler yapacağız da. Şu yanları sonra... bir kapatmadın. Bitti sayılmaz. Ona bakılırsa benim şu tarafların de kapamaları var. O taraftan gözüken kısımları kapatacağım. Ama enerji bitti. İkindi evet. Okundu. İkindi okundu. Hadi gidelim gidip artık. Yemek yapacağız daha. Yemek yapalım. Bugünkü menümüz ne? Şinitzel. Dün ne yedik? Ispanak yemeği. Yarın da bakalım menümüz ne olacak? Onu artık yorumlarda konuşuruz. Şurası alçaldı, şöyle geri girmek ne kadar rahat ya. Evet, en sevdiğim özelliği bu oldu. Uzak kaldık biraz arkadaşlar da jantlarımız da tekerlerimiz de girsin dedim. Çamurluklarımızı görün. Bu hafta mıydı o ya? Evet. Şu camı değiştirdik, onu gördünüz mü? O geçen haftaydı zaten, onu gördüler. Bu hafta bayağı verimli geçti. Lastikler takıldı, çamurluklar, alt işte o çıtalar yapıldı. Çıtalar. Perdelerimiz takıldı komple. Aa evet, o da bu haftaydı. Ben nişlere macun sürdüm. Üstte yeşili bir denedik. Aa o şeyleri kapattık. Yan kapamalar bitti zaten. Banyosuymuş, tuvaletiymiş, aynen. Yatak odasıymış. Bir boyama işleri var, zımpara işleri var. Onlar kolay ya. Gördük ya ne kadar güzel olacağını evet. Anlamış olduk. Geri kalanını hallederiz işte. Haftaya neler yapacağız hep birlikte göreceğiz. Artık haftaya biraz daha alışmış oluruz muhtemelen. İnşallah diyelim. Kendimizi ama çok zorlamayacağız. Evet. Ramazan'da biraz daha ağır tempoda ilerlemeye çalışıyoruz. Çünkü zaten geç geliyoruz. Açıkçası sabah erkenden gelsek burada öğlenleyin geri dönmek zorunda kalırız. Havalar da ısınmaya başladı. Ramazan böyle biraz sakin geçecek anlayacağınız. Kendimize eziyet
etmeyelim istiyoruz. Yani yaparız biz bunları bir şekilde. Hızlı gittik mesela. Yapıyoruz yani. Yani fena da gitmedi aslında yani. Bakalım haftaya neler yapacağız. O zaman haftaya görüşene kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki haftaya görüşürüz. Haydi Allah'a emanet olun. Bonjour. Bonjour madame. Je suis un berger belge. Je suis un berger. Bonne nuit. De vigilisez mes merveilles. Abajou. Banyol. Tajer. Mutfak. Bayağı Fransızca kelime var ya Türkçe'de. İlimon var. İlibada. Bazlama. Sandık. Sonra beşik. Beşik kertmesi. Bunlar hep Fransızcadan gelmedir. Majezik. Majezik de... Müfit abi var mesela Fransızca. Kediye Fransızca isim koysan ne koyardın? Loket. Loket! Howdy, y'all. Well, did you miss me? Go on and say I told you so. Yeah, now I know the straight life is a no-go. Yeah, I was wrong. I tried to get domesticated, but yesterday I finally couldn't take it. And I was gone. I probably should have told my wife, but the minute I saw the light, I just dug out my boots and threw out the fanny pack. Sold the van and got my old Harley back. Cranked up the bike and flew out the cul-de-sac. Straight to the nearest bar. AC/DC on the jukebox, back and back. Got so drunk, I'm singing like a maniac. Smoked so much, I about had a heart attack. So it's a fact. The rascal is back. Got back, I ain't gonna lie. I dressed up in a suit and tie, pulled out the driveway 7:45. Yeah, in the morning. She started having baby fever. She made me trade my Harley for a Kia. Oh, help me